Ben geldim tokmak kafa. Nasılsın Mesut amca? Oo, asıl seni sormalı, sen nasılsın? Gelmiyorsun ne zamandır? Anca vakit oldu, ne yapalım? Biz de çıkıyorduk tam. Ne aceliniz var lan? Oturun işte. Gerçi Eren'in mesaisi falan vardır şimdi. Çalışıyor musun hala? Garsonluk devam Mesut amca. Arada da tercüme işleri çıkıyor. Hem oku hem iki işte çalış. Kolay değil. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Bizimki de bekle, anca okulu bitirsin. Bana nasıl geldi konu ya? Annenler nasıl annenler? Ha, iyi mi? Annem iyi, ne yapsın? İpek'le uğraşıyor. Yapma ya. Kaç oldu kardeşin? 16 oldu bu sene. Uğraştırıyor dedin. O niye? Ergenlik işte abi. Laf dinlemiyor. Ne desek kabahat oluyor. Dersleri iyi diye seviniyorduk. Okulu da asmaya başlamış. Şu ara aklı bir karış havada. Sanki sizin aklınız çok yerindeydi o yaşta. Şş, bana bak. Sen abisisin tamam mı? Göz kulak olacaksın kardeşine. Yetemediğin yerde de beni ara. Biz devreye girelim. Burası da senin evin. Ben de senin büyüğünüm. Tamam mı? Sağ ol Mesut amca. Eksik ol. Neyse gidelim biz. Arkadaşlar bekliyor. Onların yanına uğrayacağız. Oradan Erhan'ı evine bırakacağım. Garip. Beni bu kadar sormadın. Ne Erhan'mış arkadaş ya. Kıskanma lan, kıskanma. Hadi hadi. Hadi Erhan, güle güle. Eyvallah. Gençler gitti. İki ihtiyar kaldık garip. Ha? Kusuruna bakma babamın ya. Giderek sardı yine. Mesut amcanın kusuruna bakılır mı kardeşim? Böyle babam var. Değerini bildirim. Erhan öbür gün taburcu oluyor. İyi bari, sevindim. Çok çektiler. Aynen. Şu ara yalnız bırakmayayım diyorum. Bir süre onlarda kalacağım. İyi yaparsın. Arkadaş dediğin böyle zaman da belli olur. Hatta istersen al buraya getir arkadaşını. Ben zaten yokum. Hayrola? Sen nereye? Bir şey olduğu yok ya. Devriyeler karıştı. İki gün üst üste nöbet yazmışlar. Sonra bir de polis okulunda seminere katılacağım Ankara'da. Hadi ya. İyi, kolay gelsin. Sağ olasın. Baba. Sende bir gerginlik mi var? Yo, iyiyim. Niye? Hiç. Öyle sorayım dedim. İçerideyim ben. Garip. Buralar sana emanet. Tokmak kafa da sana emanet.